Kütle. Parçacıkların neden kütlesi var? Bazen sabah ilk iş olarak tartıya çıkar ve neden geçen hafta olduğundan daha fazla kilom olduğunu merak ederim. Kesin olan şu, artan yer çekiminin gücü değil, büyük olasılıkla daha fazla yemek yemiş olmam. Ama neden bir ağırlığım var ki? Bu aptalca bir soru gibi gözükebilir ama aslında fiziğin derin gizemlerinden bir tanesi için bir ipucudur. Newton'dan beri biliyoruz ki kütleler birbirlerini çeker. Gövdem parçacıklarından oluşuyor, yani ağırlığımın nedeni bu parçacıkların kütlesinin dünyanın kütlesi tarafından çekime uğraması. Ancak bu, parçacıkların neden kütleye sahip olduğunu açıklamıyor. Elektronlar ve kuarklar algılanabilir bir altyapıları olmadığı için en temel parçacıklardır. Yani gizem şu, iç yapıları bulunmayan bu denli küçük nesneler nasıl olur da bir kütleye sahip olabilirler? Higgs kuramı bir yanıt sunabilir. Bu kuram, uzayın tüm parçacıklarla etkileşen bir Higgs alanı ile kaplanmış olduğunu varsayar. Higgs alanı parçacıklar tarafından çekime uğrar ve onları sürüklenmeye uğratır. Bu nedenle en ufak parçacıklar bile bir kütleleri varmış gibi davranırlar. Kütlesi en fazla olan parçacıklar sadece Higgs alanı ile en kuvvetli biçimde etkileşenlerdir ve bu da parçacıkların bir kütleye nasıl sahip olduklarını açıklamaktadır. Eğer bu kuram doğruysa, o zaman Higgs alanı kendisiyle de etkileşime girerek Higgs bozonu denen bir parçacık oluşturacaktır. Büyük Hadron çarpıştırıcısındaki parçacık çarpışmaları sırasında olduğu gibi yeterli miktarda alan enerjisi küçücük bir ortamda sıkışıp kalırsa algılayabileceğimiz bir parçacık ortaya çıkacaktır. Bir Higgs bozonunu gözlemlemek bu kuramın doğruluğu yönünde bir gösterge olacaktır. Ama aynı rolü üstlenen birkaç tür Higgs bozonu bulmamız da mümkün olabilir. Ya da tümüyle yeni ve şaşırtıcı bir açıklamayla da karşılaşabiliriz. Sonucu ne olursa olsun, temel parçacıkların neden kütleleri olduğu gizemini anlamamız için bu çok önemli bir adım olacaktır.